Siz aşı çalışmalarını takip ediyor musunuz? Yani işlerimden dolayı pek takip edemiyorum ama hani o gündemi biraz takip ediyorum. Çok yakından takip edemiyorum. Bir Pfizer'ın aşısını biliyorum, bir Çin aşısını, bir de işte Alman aşısı. O da yani çok hani bu aralar gündemi takip edemediğimden çevreden duyduğum kadarıyla. Ediyorum, evet. Vallahi ben sağlık çalışanıyım ama Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde takip oluşturmadım hiç. Evet, sayılır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık'ta Türkiye'ye ilk aşının geleceğini duyurdu. Bu aşı konusunda neler düşünüyorsunuz? Aşı ilk önce kendisi olduğu zaman daha olumlu bakabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki de araştırma yapıyoruz çünkü şu an başka çözüm yolu bulamıyoruz. Maske tak, kendini koru. Daha ciddi bir şeyin olmasını bekliyoruz ama aşı içeriklerini de merak ediyorum. Bunu şeffaf bir şekilde açıkladıkları zaman ben de şeffaf bir şekilde onların yaklaşımına karşı olumlu bakacağımı düşünüyorum. Peki Türkiye'ye aşı geldiğinde aşı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Hani gönüllülerin içinde olmasa da onlardan sonra yaptırmayı düşünüyorum tabii ki bir vatandaş olarak. Gönüllü olmam. Olmam. Neden? Yani duyum aldığımıza göre yani yanlış aşılarda ne demişlerdi ya, bu erkeklerin üremesiyle ilgili yani çocukların sakat kalması falan filan bir şeyler duyum aldım da iş yerinde öyle konuşuyorlardı. Yani ben olumlu bakmıyorum. Tabii niye yaptırmıyor, ben sonuçta bir yan etkisi yok deniyor. Kamuoyunda öyle bir izlenim var. Ama tabii ki önemli olan aşının gerçekten bulunması. Özellikle başka ülkelerden değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu aşıyı bulması gerekirdi. Daha önce Hıfzıssıhha Kurumu vardı, çok aşıyı buldu. Sonra askeri ilaç fabrikaları vardı, burada da aşı üretiliyordu. Ama ne hikmetse şu an Türkiye'de bunlar bulunamadı. Daha 5-6 ay sonrasına gün veriliyor. Bu da acı bir şey. Ama çaresiz insanlar mecburen aşı olacak yani. Öyle izlenim var. Yani hastalık da bende, zehir de bende, panzehir de bende mantığıyla aşı çıkaran insanların açıkçası sağlık sistemini bir sorgularım. Daha sonra da o aşıyı yaptırırım ya da yaptırmam. Genelde ikincisi. Yani genel itibariyle hükümetin herhangi bir politikasına, bilhassa da sağlık politikasına güvenmediğim için esasında öncelikle bir süreci takip etmeyi tercih edeceğim. Yani şu an için hani öyle aşı gelse yaptırmam. Aşıya güveniyor musunuz? Tabii ki güveniyorum. Yani sonuçta hastalığı kendilerini çıkarıp kendilerinin tedavi ettiklerini farkındalığına varmak için çok da bazı şeylere kör olmamak gerekiyor. Sonuçta bu hastalığı çıkaranlar ya da çıkaran kişiler demeyen de ülkeler belli. O yüzden yine onların yaptığı bir yalana diyeyim. Güveniyorum. Güvenmiyorum. Neden? Ama bence yapılması da gerekiyor. Aşıya neden güvenmiyorsunuz? Çünkü yani yeterli derecede denendiğini düşünmüyorum. Yani güvenmiyorum, yok. Ben de hastanede çalışıyorum, sağlık çalışanıyım. Ama güvenmiyorum, bilmiyorum. Zorun olmazsa eğer şey yapmayacağım, yani ben yaptırmayacağım. Vallahi bizden başka dostumuz olmadığı için yani yurt dışından gelen aşının da bir faydası yoktur. Ya aşı yapan ülkeye bakıyorsun, zaten koronadan kırılmış, hep türlü hastalıklar mevcut. Ya kendi insanı tedavi etmeyip beni tedavi edecekse o aşına zaten hayır gelmez. Yani herkesin kendine göre bir aşısı olması lazım. Yani Türkiye ise sen kendi aşını yapacaksın. Senin doktorların herkesten daha etkili, daha başarılı. Yani kendi aşım dururken ben yurt dışından gelen aşıya kesinlikle güvenmem. Aşıya güvenmeden önce aşı nereden geliyor? Çin'den geliyor. Virüsün çıktığı yer Çin. Çin'de virüs kalmadı. Ve şimdi de virüsü çıkardılar, dünyaya sardılar. Şimdi aşıyı satıyorlar. Bu bir soru işareti. Mecburen güvenecek yani. Başka çare yok yani insanlara. Şey olarak. Benim güvenip güvenmem önemli değil ki. Önemli olan bilim kurullarının karar vermesi. Dünya Sağlık Örgütü var. Diğer sağlık örgütleri var. Ülkelerin kendi sağlık örgütleri var. Onlar karar verecek. Ben bilimsel olarak virolog değilim, biyolog değilim, doktor değilim, hekim değilim. Sonuçta yetkililer karar veriyorsa inanmak durumundayız. Ya şu an hiçbir fikrim yok. Yani güveniyorum ya da güvenmiyorum diyemem. Kamuoyunun bu konuda yeterince aydınlatıldığını düşünüyor musunuz? Ya aslında hayır. Yok. Yani herhangi bir aydınlatma, çok detaylı bir şey olarak aydınlatma yapılmadı yani. Hiçbir şey hakkında yeterli bilgilendirildiğini düşünmüyorum kamuoyunun. Allah, kamuoyunun hiçbir şeyden haberi yok ki aşıyla alakalı bir şey bilsin. Hasta sayısını bilmiyorsun, aşı ne durumda bilmiyorsun. Adama Covid diyorlar, otobüste eve yolluyorlar. Evdekiler de Covid. Otobüse biniyor, otobüstekiler de Covid.
Yani haçtan gelenleri alıp yurtlara yerleştiriyorsun ama Covid olanları eve gönderiyorsun. Böyle bir tedavi sistemi yapamazsın ki. Eğer Covid'den kurtulmak istiyorsan insanları kapatacaksın ya hastaneye, yurtlara. O kadar boş yerler var. Devletin bir sürü konakları var. Kullansınlar, Covid'i bitirsinler. Aşıyla ne alakası var ya? Eve giden herkes eşine, çocuğuna, akrabasına Covid bulaştırıyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Aşıya gerek yok bence. Bu konuda hem aşı çalışması konusunda hem de günlük vakalar konusunda hükümetin asla doğru söylemediğine inanıyorum ben. Hükümet doğru bilgi vermiyor. Yetkililer doğru bilgi vermiyor. Zaten bu bilgiyi de verecek olan bilim kurulu başkanıdır. Bakan değildir. Bakan sonuçta bir icranın yöneticisidir. Ama buna karar verecek olan şeydir, bilim kuruludur. Bilim kurulunun karar vermesi lazım. Ama bilim kuruluna kimse çıkıp kolay kolay açıklama yapmıyor. Sonuçta bakan açıklama yapıyor. Bakanın verdiği sağlıklı bilgiler değil. Çünkü belediyelerden gelen bilgilerle, ölüm raporlarıyla, defin raporlarıyla, vefat raporlarıyla hükümetin vermiş olduğu rakamlar asla örtüşmüyor. Son dönemde biraz bu sayıları arttırdılar ki çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nden bununla ilgili aşı ve yan malzemeleri, ilaçlarını alacakları için biraz sayıları yükselttiler. Yoksa verdikleri rakam doğru bir rakam değil. 11 Aralık'ta ilk aşı sevkiyatının Türkiye'ye yapılacağını duyurdu Sağlık Bakanı. Siz bu aşıya gönüllü olur musunuz? Hayır. Aşıya güveniyor musunuz? Hayır. Neden? Daha yeni denenen bir şey. Güvenmiyorum. Peki aşı konusunda kamuoyunun yeterince aydınlatıldığını düşünüyor musunuz? Hayır. Aşı çalışmalarını takip ediyor musunuz? Evet, takip ediyorum. Sağlık Bakanı koca 11 Aralık'ta Türkiye'ye ilk aşı siparişinin verildiğini duyurdu. 11 Aralık'ta Türkiye'ye aşı gelecek. Siz bu aşıya gönüllü olur musunuz? Kesinlikle olamam çünkü yani kendimi düşünmek zorundayım. Aşıya güveniyor musunuz? Güvenmiyorum. Şu anki şartlar çok kötü. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Psikolojimiz gerçekten de bozuk durumda. İnşallah bulunur. Hayırlı bir şey olur yani. Aşı çalışmaları konusunda kamuoyunun yeterince aydınlatıldığını düşünüyor musunuz? Hayır, gerçekler söylenilmiyor. Yani bugün 200 denildiyse belki daha fazla, biz bunu bilmiyoruz. Daha fazla ölümler var, vakalar var. Yani bunu bilmiyoruz biz. Dünyadaki? Evet. Türkiye'ye 11 Aralık'ta ilk aşı sevkiyatı yapılacak. Siz bu aşıya gönüllü olur musunuz? Yok, maalesef olamayacağım. Neden, güvenmiyor musunuz aşıya? Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Ne bileyim ben, yani Çin aşılarına biraz yönsüzlük var tabii. Aşı çalışmaları konusunda kamuoyunun yeterince aydınlatıldığını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Şu anda zaten sıkıntı da ondan. Yani bir de her şeyi reva görüyorlar yani. İlk aşıları size yapacaklar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi evet biliyorum da yani mecbur işte sorarız, soruştururuz hastanedeki büyüklerimize. Mecbur olacağız tabii. Aşıya güveniyor musunuz? Vallahi içeriğini bilmiyorum hani nasıl, ne şekilde yapıldı. Da yapacak bir şey yok yani mecburen olmamız gerekiyor. Çinlilerin yaptığı hiçbir şeye güvenmiyorum ben. Yani Çin malı derler ya. Ya tabii ki şaka yapıyorum ama pek güvenmiyorum. Almanların yaptığı herhalde İngilizler onayladığına göre daha güzel.